Merhaba, Manş Denizi'nin öte yakası yani büyük bir ada, İngiltere diye bildiğimiz adada bir yerleşim bölgesinden bahsedeceğiz bugün. Güneyde yer alıyor, muhtelif küçük krallıkların dağınık bir şekilde konumlandığı bir coğrafya. Thames Nehri üzerinde olması bu kente, daha doğrusu bu bölgeye bir avantaj sağlıyor. Biliyorsunuz Thames Nehri adanın içinden Kuzey Denizi'ne kadar bağlanan bir ticaret yolu oluşturması sebebiyle bir avantaj olarak çıkıyor karşımıza. İsmi Londra diyebiliyoruz biz bugün. İsmin nereden ortaya çıktığına dair de pek çok söylenti var. Yani hatırlarsınız daha önce bir videoda Paris'in isminin nereden geldiğini, işte Parisileri, bataklığı falan anlatmıştık. Londra için maalesef böyle tek bir kaynaktan söz edebilmek mümkün değil. En çok itibar edilen Monmouthlu Geoffrey'nin söylemi ki onun da anlattığına göre Roma öncesi dönemlerde King Lud yani Kral Lud diye bir kral var. O dönem içinde bölgede bir imar hareketine girişiyor ve devamında bir kale yapıyor. Bölgeye de Lund'un Kalesi ismi veriliyor. Caer Lund ismi veriliyor yani. Daha ileride bu Caer Lunden'e dönüyor. Başka söylemlerde Lundenwich, Lundenburg gibi isimler alıyor. Romalılar da geldiklerinde çok fazla uğraşmayıp Londinium ismini veriyorlar. Lunden, Lunden bağlantısından dolayı. 400 yılında Romalılar bölgeyi terk ediyorlar ve yerlerine Germen kabilelerinin yerleştiklerini görüyoruz. Germen kabilelerinin yerleştikleri bölgelerde gene Thames Nehri'nin kenar bölgeleri. Bugün için Covent Garden diyebileceğimiz alanın biraz gerisinde yer alan bölgede muhtelif kabilelerin dağınık bir şekilde yerleşmiş olduklarını görüyoruz. 9. yüzyıla geldiğimizde Alfred the Great yani Büyük Alfred Viking saldırıları karşısında bir zafere ulaşan İngiliz kralı eski limanın oradaki eski liman Eldwick eski İngilizce ile bugün içinde Aldwych denilen bölge Londra'da o bölgede bir yerleşim kuruyor. Kurmuş olduğu yerleşimin etrafı ve ona yakın olan dini merkezler ki işte Westminster Katedrali vesaire onların etrafında büyüyen bir kentleşme karşımıza çıkıyor. O kentleşme ile beraber de bugün bildiğimiz Londra'ya ulaşıyoruz. İşte o katedral dedim, o din insanlarının da tabii yeme içme için bir takım ihtiyaçları var. Manastır ismi de İngilizce'de convent. Dolayısıyla convent'in bir de garden'ı var. Yani convent'in bir tarlası, bir bostanı var, bir bahçesi var. O bahçede de işte sebzeydi, işte meyveydi vesaire bir takım karışık şeyler yetiştiriyorlar. 1536 yılında 8. Henry bir kanun hükmünde kararnameyle bütün kiliseler ve mal varlıklarının üzerine çöküyor ve likidasyon dönemi dediğimiz bir dönem başlıyor. Hem araziler hem gelirleri çünkü çok zenginleşmiş durumda bu dönemde kiliseler. Hepsi kralın mülkiyetine geçiyor ve İngiltere Kilisesi'nin kurumsallaşmaya başladığı bir dönem olarak burası karşımıza çıkıyor. Tabii Vatikan'la başlamış olan bir çatışma var. O çatışmanın da nihayeti diyebiliriz buna. İlk başlarda araları çok iyi olmasına rağmen daha sonra pek çok farklı sebepten İngiltere ile Vatikan'ın arası açılıyor. İşte Fransa ile olan savaş kralın bir finansman ihtiyacı var. O ihtiyacı karşılamak istiyor. Parası yok fakat kiliselerde para var. Kiliselerde Fransızları destekliyor falan. Birbiriyle çelişen bir sürü durumun karşılığında Erasmus gibilerinin de desteğini alarak papayla ilişkisini kesiyor aslında 8. Henry ve Royal Supremacy yani kraliyet üstünlüğü denilen dönem başlıyor. Tanrı'nın İngiltere'deki temsilcisi kral haline geliyor. Papa ne oluyor derseniz papa en fazla bir Roma piskoposu mertebesinde değerlendirilmeye başlıyor. Bütün bunların hepsinin aslında Tudors diye bir dizi vardı. O diziyi izlerseniz güzel ve akıcı bir şekilde hikaye edilmiş haliyle görebilirsiniz. Tabii işin görüntüsü böyle değil. Yani Papa'yla Henry'nin arasının bozulmasının görüntüsünde Henry'nin aslında Aragonlu Catherine'den ayrılmak istemesi fakat Papa'nın da bu ayrılığa izin vermemesi olarak görünüyor. Aragonlu Catherine'ine biliyorsunuz abisinin aslında eşiydi. Çok kısa bir evlilik yaşıyorlar. Abisi ölüyor. Abisi öldükten sonra da Henry evleniyor Catherine'le. Tabii bu evliliğin olabilmesi için bir takım koşulların yerine gelmesi lazım. Catherine de diyor ki işte biz evlendik ama kağıt üzerinde bir evlilikti. Tamamına gitmedi bu evlilik. Yani bir cinsi münasebette bulunmadık biz abisiyle diyor. Dolayısıyla Henry ile evlenmesine de izin veriliyor.
Bu tabii ileride değişiyor çünkü bir erkek varis veremediğinde o zamanlar için çok daha cazip bir hanımefendi olan Anne Boleyn'den ilişkiye girmeye başlıyor 8. Henry. Zaten 8. Henry biliyorsunuz 6 tane eşi olan bir kral. 6 karılı 8. Henry diye geçiyor. Merak edenler veya dinleyenler için de şunu söyleyeyim. Yes diye bir grup vardı ki o grubun klavyecisi de Rick Wakeman'dı. Rick Wakeman'ın da 8. Henry'nin 6 karısı diye çok güzel bir albümü vardır. Six Wives of Henry the Eighth diye. Eğer böyle hafif klasik, senfonik, progresif rock'tan hoşlanıyorsanız dinlemenizi de önerebilirim. Efendim 8. Henry'nin oğlu 6. Edward da bu bahsetmiş olduğum manastırın bahçesi, tarlası veya bostanı diyebileceğimiz alanı 1552 yılında John Russell yani 1. Bedford Earl'üne veriyor. Bedford Earl'ü ne? Earl Grey'i anlattığımız programda bahsetmiştik zaten. Earl İngiltere'de bir asalet ünvanı, Kont gibi, Marki gibi bir ünvan. Ve uzun süre bu Bedford Earl'lerinin elinde kalıyor bu arsa. Hiçbir şey yapmıyor. O dönem içinde sadece böyle bir arazi olarak muhafaza ediyorlar. Hatta 3. Earl bir ara satışa çıkartıyor bunları. Yani satayım bunun parasıyla altcoin'lere girerim falan diyor ama bu da gerçekleşmiyor. Ve geliyoruz Francis Russell'a, 4. Earl'le yani. 4. Earl farklı bir şey yapıyor aile büyüklerinden ve burada bir malikane inşa ettiriyor kendine. Ve gidiyor malikaneyi yaptırırken Inigo Jones diye çok meşhur bir mimara işi veriyor. Aynı zamanda sadece kendi malikanesini değil, çevrede de bir takım konutlar yapması istiyor. Yani bana etrafta bir takım yerleşim yerleri yap. Bütün burayı komple biraz yüceltelim. Burası boş bostan gibi duruyor. Fakat yaptığın yerler öyle basit şeyler olmasınlar. Centilmenlerin ve imkan sahiplerinin yaşayabileceği seçkin bir takım konutlar inşa et bana diyor. Bir tane de tabii ortasına kilise yaparsın diyor. Ve Inigo Jones da bu bölgeyi bu şekilde imar ediyor. Hatta ortada o zamana kadar İngiltere'de hiç olmayan ama İtalyan mimarisinde rastlanabilecek piazza yani meydan konumunu oturtuyor. Inigo Jones bölgenin mimarisini tamamladığında hakikaten kendinden istendiği gibi çok iddialı olmayan bir de kilise oturtuyor buraya ki St. Paul's Church bu kilise. St. Paul Katedrali değil yani St. Paul's Church. Çok ilginç bir mimari yapıya sahip. İleride de aktörlerin kilisesi diyebilecek olan kilise. Hatta o girişteki sütunlu sundurmanın altında da ileride kukla tiyatrolarının falan gerçekleştirildiğini göreceğiz. Seyrek nüfuslu bir bölge haline geliyor. İsim bu arada convent yani manastırın bahçesinden o ilk neye kalkarak Covent Garden'a dönüşüyor. Seyrek nüfuslu, varlıklı insanların yaşadığı bir alan. Tabii alanda da bir küçük pazar yeri de var. O pazar yerinde de işte o varlıklı insanların mutfak ihtiyaçları karşılanıyor. İşte ne bileyim ben sebze satılıyor, meyve satılıyor, bir takım hayvanlar satılıyor. Louis Vuitton çantalar, işte Birkenberg ayakkabı taklitleri falan. Böyle genişçe bir pazar oluşuyor orada. Fakat 1665 yılına geldiğimizde Londra'yı önce bir veba vuruyor. 1666 yılında da Büyük Londra Yangını dediğimiz yangınla karşılaşıyor. Hatta aydınlanmadan bahsetmiş olduğumuz programda Londra'nın kent aydınlatmasının Avrupa'daki diğer kentlere oranla gecikmesinin sebebini zaten bu Büyük Londra yangını olduğunda söylemiştik hatırlarsınız. Dediğim gibi bu önce veba ardından yangından beraber kentin içinde çok güvensiz bir ortam oluşuyor. Fakat kentin nispeten dışında kalan işte bu Covent Garden gibi alanlar daha güvenli alanlar oluyorlar. Ve insanlar yavaş yavaş kentin içinden bu dış bölgelere yani Covent Garden'ın olduğu bölgeler gibi bölgelere akmaya başlıyorlar. Dolayısıyla o seyrek yerleşim yavaş yavaş kalabalık bir yerleşime dönüşmeye başlıyor. Pazarda ürün çeşitleri o gelen ve hepsi de varlıklı olmayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişiyor. Bu da yetmezmiş gibi Londra'daki iki tane yetkili, daha doğrusu kraliyet tarafından izin verilmiş olan tiyatro açılıyor bölgede. Bir tanesi Drury Lane'de, bir tanesi de Bow Street'te olmak üzere. Bu tiyatroların yetkileri ne? Bu tiyatrolar işte baleydi, opera vesaireydi gibi dışında sözel dramalar oynamaya yetkili olan tiyatrolar. Bütün bu karambollerin içinde tabii bölgenin sosyal yapısı değişmeye başlıyor. İlk başlarda oraya gitmiş olan o varlıklı ve soylular yavaş yavaş bölgeyi terk ediyorlar. Bir soy değişimi oluyor diyebiliriz bölgede. Biliyorsunuz dönem itibariyle de işte sanayi devriminin ilk filizlerinin görünmeye başladığı, genel olarak ülkenin bütününde köyden kente doğru göçün arttığı, beraberinde tabii kentlerin
kentte yoksulluk denen kavramın ortaya çıktığı, hele ki cinsiyet açısından da baktığımızda kadının konumunun iyice aşağılarda yer aldığı bir döneme giriliyor. Yani kadının eşi yetersizse veya eşi yoksa, daha doğrusu kadın dışında evde ekmek getiren biri yoksa, kadın çalışmak zorunda kalıyor. Ancak kadınların çalışabileceği alanlarda son derece kısıtlı bu dönemde. İşte ya çamaşırcılık yapabilecek ya dikiş dikebilecek, en fazla da bir zenginin veya soylunun evine girip hizmetçi olabilecek. Tabii hizmetçi olmayla beraber pek çok suistimalin de ortaya çıktığını görüyoruz. O evin patronu veya erk sahibi olan kişiler tarafından pek çok taciz ve tecavüz olayı gerçekleşiyor evde çalışan hizmetçilere yönelik olarak. Ve hizmetçiler hiçbir şekilde de bunları ispat edemiyorlar. Yani mahkemeye çıktıklarında benim sözüme karşılık onun sözü diye. Dolayısıyla dönemin ahlak yargıları içinde de kadının lekelendiği, üzerine bir leke yapıştırıldığı durumlar ortaya çıkıyor. Ve bu dönem bütün bunların hepsini beraber düşündüğümüzde Londra'da fuhuşun patladığı dönem olarak tarihe geçiyor. Resmi kayıtlara göre 6-7 bin, fakat gerçekte söylendiğine göre 50 küsur binin üzerinde fahişenin yer aldığı bir dönem, ki o dönem için Londra'nın nüfusunu düşündüğünüzde sokakta gördüğünüz 8 kadından bir tanesinin seks ticareti yapmakta olduğunu söyleyebiliriz gayet rahatlıkla. Potansiyel çok tabii, yani bölgede işte tiyatrolar var, akşam saatlerinde centilmenler geliyorlar tiyatrolara. Dolayısıyla gelen erkek potansiyel bir müşteriye dönüşmüş oluyor. Onların dönüşmesiyle beraber de tabii o bölgedeki fuhuş katmanlara ayrılmaya başlıyor. Kimi işte sokak aralarında çok çabuk mesleğini icra ederken, kimi bu işe ayrılmış özel evlerin içinde daha uzun süreli beraberlikler oluşturuyorlar. Bütün bunların hepsinde Harlots diye bir dizi var. BBC yapımı bir dizi. Vaktiniz olur da izlerseniz oradan hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunlarla ilgili. Tabii bu işler nerede tezgahlanıyor? Sokaklarda tezgahlanıyor, tavernalarda tezgahlanıyor, kafelerde tezgahlanıyor. Bu kafelerin içinde en meşhuru da Tom King'in kafesi deniyor. Tom King's Coffee denilen bir kahve. Tavernalar kapandığı zaman kapılarını açıp şafak sökmesiyle beraber kapılarını kapatan bir kafeden bahsediyoruz. Tom King'in kafesi nedir? Tom King'in kafesi aslında eşiyle beraber çalıştırdıkları bir kahvehane. Tom ve Moll King. İçeride hiç yatak yok, çünkü fuhuş yapılıyor diye bir suçlamayla karşı karşıya kalmamak için içeride yatak bulundurmuyorlar. Pardon, bir tane yatak var. Evliler zaten, karı koca, kendi yattıkları bir yatak var. O da çatı arasında böyle yukarıdan merdivenle indirilen bir yatak. Ama onun dışında, yani içeride bu eylemin yapılmasının dışında, neredeyse fuhuşun her cinsinin pazarlandığı bir alan haline geliyor. Tom King, yani koca, müşteri ayağı, yani soylular tarafında pek çok tanıdığa sahip. Moll King, yani eşi de bir çiçekçinin kızı olaraktan, Covent Garden'da pazarda satış yapan bir çiçekçinin kızı olaraktan bölgedeki genç kadınları biliyor. Dolayısıyla arz ve talebi beraber oluşturup onu kendi mekanlarının içinde piyasaya sunabilen bir yapı haline geliyorlar ve çok zengin oluyorlar tabii bu seks ticaretinden. Bir malikane yaptırıyorlar kendilerine, fakat tabii ileride Tom King alkolden ölüyor. O öldüğü zaman eşi işin başına geçiyor. Moll King'in kafesi ismi de değişiyor kafenin. Ve bir takım farklı alanda uygunsuz işler yapmaya başlıyor. Mesela çok sarhoş olmuş müşterilerin masalarına gelip kırık tabaklar, kırık çanaklar falan koyuyor. Ve işte bak sen sarhoştun, farkında değilsin ama bütün bunların hepsini kırdım, ben de bunlara çok para vermiştim diye adisyonlara onları ilave ediyor. Sonra o kırık parçalar kaldırılıyor, bir başka kurban müşteri için tekrar sahnelenmek üzere. Yer çok meşhur oluyor. İkinci George geliyor. Yani ikinci George dediğimizde kraldan bahsediyoruz. Hatta dayak yemekten zor kurtuluyor ikinci George. Çünkü yan masada oturan bir müşterinin ilgilenmiş olduğu bir hanımefendiyle ilişki kurmaya çalışıyor. Ve arbede çıkıyor. Kralı apar topar zor oradan dışarıya çıkartıyorlar. Bölgede çalışan bu seks ticaretini yapan kadınların bir kısmı tam zamanlı olarak bu işi yapıyorlar. Bir kısmı da yarım zamanlı olarak bu işi yapıyorlar. Yarım zamanlı olarak yapanların pek çoğu da gündüzleri pazarda çiçek satıyorlar, geceleri de bedenlerini sataraktan hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani çiçek aslında bir metafor haline geliyor. Çiçek satmak da bedenini satmak anlamına dönüşüyor zaman içinde.
George Bernard Shaw'un Pygmalion diye bir oyunu vardır bilirseniz. Hatta sahnelendiği zaman da My Fair Lady ismini almış bir oyundur bu. Pygmalion ne? Pygmalion aslında bir Yunan kralı. Kıbrıs'ta yaşayan bir Yunan kralı. Yunan mitolojisinin içinde geçiyor. Ve bir kendi yapmış olduğu heykele aşık olan bir kral. Aynı zamanda da heykeltıraş bunu dememden de anlayacağınız üzere. Hatta Afrodite'de de gidip ben kadınlarla mutsuz oldum fakat yaptığım bir heykeli çok beğeniyorum. Keşke bunun canlı hali karşıma çıksaydı diye bir talepkar sohbette bulunan bir kral. Eve döndüğünde de o çok beğenmiş olduğu heykele yanaşıp onu öpmeye çalışan ve hayretler içinde öptüğü heykelin dudaklarının sıcak olduğunu fark eden, devamında bir daha öpen ve heykelin canlandığını fark eden, devamında da tahmin edersiniz ımmiye ımmiye nidalarıyla göklere yükselen bir birliktelik yaşamaları sonucunda bir de çocukları oluyor. Bafos ismini verdikleri ve bugün için Kıbrıs'ın güneyinde yer alan Baf kentinin ismini veren çocukları da oluyor. İşte bu kendi yarattığı heykele aşık olma metaforu üzerinden de George Bernard Shaw Pygmalion isimli oyunu yazıyor. Oyunda Elizabeth Doolittle diye çiçekçi bir kız var. Bir de Profesör Higgins var. Dil bilim profesörü. Kızın o Londra'ya uygun olmayan aksanı çok ilgisini çekiyor ve bir arkadaşıyla iddiaya giriyor ki ben bu kızın aksanını öyle bir hale getireceğim ki İşte o nazik beylerin, nazik hanımefendilerin girdiği salon ortamlarında hiç yadırganmayacak, hatta beğenilecek bir hale dönüşecek diye. Bu bahsetmiş olduğum müzikal daha sonra filme de alındı biliyorsunuz. Hatta başrolde Audrey Hepburn oynadı. Türkçe'ye de yanlış hatırlamıyorsam Benim Tatlı Meleğim ismiyle çevrilmişti. İşte o filmde de Audrey Hepburn'ın oynadığı o çiçekçi kız karakterini sürekli I am a good girl, I am, ben iyi bir kızım diye tekrar ettiğini, dolayısıyla çiçek metaforuyla işaret edilen seks ticaretinden kendini ayrı bir yerde konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. I'm a good girl, I am. I'm a good girl, I am. Efendim bütün bunların olduğu bölgede tabii bu seks ticareti büyüyünce bu işten farklı şekillerde para kazanma hevesinde olan insanlar da ortaya çıkıyorlar. Samuel Derrick diye bir gazeteci var. Bu Samuel Derrick, Jack Harrison isimli bölgenin en büyük ve en meşhur muhabbet tellalının ismini kullanarak, yani Harrison'ın ismini kısaltıp Harris diye kullanaraktan Harris's List of Covent Garden Ladies diye bir bülten çıkartıyor. Yani Harrison Covent Garden hanımefendileri listesi diye. Her sene yenilenen bu bülten 1757 ile 1795 yılları arasında sürekli çıkıyor ve bu bültenin içinde bölgede çalışan kadınların bütün özelliklerinden bahsediliyor. Ayrıca ücret bilgileri de veriliyor. İşte mesela deniyor ki Miss Carlyle Shakespeare Head Taverna'nın karşısındaki köşede bulunur. Kuzeylidir. Zaten aksanından anlayabilirsiniz. İşte vücut ölçüleri şöyle şöyledir. Sizi şehvete boğabilir. Romalı burnu gibi bir burnu vardır gibi bütün bu detaylar veriliyor. Tabii bütün bu detaylar bölgede çalışan binlerce seks işçisi için verilmiyor. Sadece aynı veya nakdi ödemeyi yapmış olan bir kısım seks işçisi bu rehberin içinde yer almaya hak kazanıyorlar. Romalı burnu dedim bu arada farkındaysanız. Romalı burnu dememle beraber Johann Caspar Lavater'e kadar geliyoruz aslında. İnsan doğası ve insan sevgisi hakkında bilgileri desteklemek için Fizyolojik Fragmanlar isimli bir metinle beraber fizyonomi diye bir kavram giriyor insanların hayatına. Fizyonomik yaklaşımda esas olan ne? Fizyonomik yaklaşımda esas olan fiziksel görünümün karaktere ilişkin bilgi vermesi. Fizyonomi bundan dolayı ileride çok taraftar olan bir yaklaşım oluyor. Napolyon mesela yanıma çalışacak birisini alacaksam onu uzun burunlular arasından seçerim diyor. George Washington, Amerika'nın kurucu babalarından ve ilk başkanı, resmedilirken hep hafif yan resmediliyor ki o burnunun heybetiyle beraber işte o kurucu babalık, o devlet otoritesi bir şekilde karşı tarafa aktarılabilsin diye. Tabii ki sadece burunla ilgili değil fizyolojik özellikler. Burunla ilgili olan kısmına nazoroloji deniyor. Ayrı bir disiplin oluşturuyor o. Bütün bunların devamında biliyorsunuz işte sosyal darvinizm, öjenizm ve işte ırkçılık, kafatasçılık diyebileceğimiz yerlere kadar gelebileceğimiz bir takım durumlar ortaya çıkacak. İşte bunların içinde Romalı burnu da bir burun tanımı. Kavisli burun demek aslında. Maskülen bulunan bir burun. Keza Yunanlı burnu var mesela. O feminen burnuyor. Çünkü Yunan'ın burnu dediğimiz zaman da yukarıdan aşağı düz inen bir burundan bahsetmiş oluyoruz.
Evet. Böyle listeler, kataloglar, sanki bugün yaşıyorsunuz da işte seks ticaretinin yapıldığı web siteleri gibi düşünebilirsiniz bu bültenlerin, katalogların karşılığını. Üstelik sadece kadınlarla da ilgili değil, yani bu Molly House denen erkek fahişelerin yer aldığı bir takım evler de var bölgede ki eşcinsellik aslında çok yakın zamana kadar İngiltere'de yasaktı biliyorsunuz. Hatta Alan Turing, şu meşhur Enigma makinesinin kodunu kıran insana kimyasal hadıma uğraması neticesinde intihar ettiği, hayatını kaybettiği bir eşcinsel olduğu için. Gariban kızlar bu işlere nasıl ve ne niyetle giriyorlar? Birincisi, bir kere aç kalmamak için giriyorlar. İkincisi, belki buradan 3-5 kuruş bir kenara koyar, ileride bir iş kurarım, hem kendim rahat ederim hem çocuğum rahat eder diye giriyorlar. Fakat işin sonunda geldikleri yer maalesef o tahmin etmiş oldukları, bekledikleri varlık hali değil, frengi oluyor genellikle. Fakirlik, düşük hijyen koşullarında seks yapmak vesaire gibi bütün bu şeyleri bir arada düşündüğümüzde frenginin de fuhuşla beraber patlama yaptığı bir dönemden bahsedebiliyoruz. Tabii frengi patlama yaptığı zaman frenginin tedavisi de farklı farklı yöntemlerle önümüze konuluyor. 1776 yılında Peter Lalonet diye bir muhterem bir fumigasyon aleti tasarlıyor frenginin tedavisi için. Fumigasyon aletine, yani tütsü yapacak ve frengiyi tedavi edecek. Tütsüyle zührevi hastalıkların tedavisinde yeni bir yöntem diye de bir metin kalemi alıp içine de çizimini yerleştiriyor. Çizimde şu görülüyor ki bir hasta hanımefendi var. O hasta hanımefendi bir kabinin içinde, zaten yandan kesit olarak verilmiş görüntü. Kabinin içinde bir koltukta oturuyor. Koltuğun alt kısmı boş. İşte alttan fumigasyon yapılıyor. Yani altta bir takım kokulu malzemeler yakılıyor ki tedavi yerine gelsin diye. Yakılan ne? Cıva yakılıyor, kükürt yakılıyor, günlük ağacı reçinesi, mür ağacı reçinesi ve ardıç ağacı meyveleri yakılıyor. Bütün bunlarla beraber işte mantar, uçuk, frengi, tümörler, hatta ağrılı adet dönemlerinin bile tedavi olacağı iddiasını taşıyor bu alet. Alet resmedildiği zaman tabii en fazla frengi ile ilişkilendiriliyor ve işte bir zevk için bin acı gibi bir takım söylemlerde aletle beraber sunulan görsellerde yer alıyorlar. Tedavi derken kim tedavi ediliyor? Kim suçluysa o tedavi ediliyor. Suçlu kim? Suçlu tabii ki kadın. Dönem itibariyle kadının konumu çok aşağılarda bir yerlerde. Hatta kadın yazarlar isimlerini bile koyamıyorlar romanlara. Jane Austen ilk romanını yazdığında Jane Austen olarak yazmıyor. A Lady diye imzalıyor. Yani bir hanımefendi diye imzalıyor. Aynı Jane Austen romanları satmaya başladığında ve Emma'yı çıkarttığında da gene ismini söyleyemiyor. Aşk ve Gurur'un yazarı olarak bir önceki kitabın ismini atıfta bulunaraktan kendi yazar kimliğini ortaya koymaya çalışıyor. Efendim, tütsü dedik. Tütsünün bu tip hastalıkların tedavisinde kullanımı tabii bu dönemlerde ortaya çıkmış bir şey değil. Ta Akat, Sümer, hatta Galenos'ta, işte 129 ile 216 yılları arasında yaşamış olan bilim insanı Galenos'ta bile isterinin tedavisi için vajinal tütsü kullanımının önerildiğini görüyoruz. İsteri ne? İsteri kontrol edilemeyen duygu patlamaları olarak özetleyebileceğimiz bir durum. Galenos'a göre neden oluyor bu? Çünkü işte rahim sabit konumunu kaybediyor. Rahim sabit konumunu kaybettiği için de bir duygusal patlama dönemi yaşıyor kadın. Bu duygusal patlama döneminde, duygusal patlamadan daha da önemlisi, erkeği birinci derecede daha da yakından ilgilendiren aslında doğum yapma yeteneğini kaybediyor. Dolayısıyla tedavi edilmesi lazım. Tütsü Türkçe bir kelime. Uygurlarda rastlanıyor kelimenin ilk örneğine. Tüt kökünden geliyor. Tütmek, tütsü, duman çıkartmak anlamına gelen bir isimlendirme, bir uygulama için. İngilizce veya Fransızca'da incense veya incense diye geçiyor. O da Latince'den incendere, yani yanmak, yakmak fiilinden gelen bir kök alıyor. Niçin kullanılıyor? Meditasyon için kullanılıyor. Bahsetmiş olduğumuz ve daha geniş bir alanda tedaviler için kullanılıyor. Ortamda bir hoşluk yaratmak için kullanılıyor. Tapınma için kullanılıyor veya nazara karşı kullanılıyor. Pek çok şey için kullanılıyor. Mısır uygarlıklarında bugün bildiğimiz o çubuk tütsülerin aksine farklı farklı tütsü uygulamalarına da rastlıyoruz. Mesela macunların
top haline getirilerekten kullanılması ki işte tapınak duvarlarında formülüne rastladığımız Mısır'ın en meşhur parfümü Kıfi aslında böyle bir parfüm, yani bir tütsü uygulaması. Babil, Yunan, Roma, Indus uygarlıklarında gene tütsünün kullanımı karşımıza çıkıyor. Vedalarda çıkıyor. Ayurveda'da bitki parçalarının yakılması öncelikle bir tedavi amacını karşılıyor. Tedavinin devamında dini ritüellerin içine giriyor. Dini ritüellerin içine girmesiyle beraber sadece rahiplerin uygulayabileceği bir uygulama haline dönüşüyor. Oradan Budist ritüellerle beraber Çin'e geçiyor. 6. yüzyılda da Koreli Budist rahipler tarafından Japonya'ya aktarılıyor tütsü kullanımı. Japonya'da da gene çok geniş ve farklı bir kullanım alanı bulduğundan bahsedebiliriz. Mesela ilginç bir kullanım şu: samuraylar miğfer ve zırhlarını tütsülüyorlar ki o tütsülemenin kendilerine bir yenilmezlik atfettiğine inandıkları için. Çok farklı şekillerde tütsü üretebilme yöntemleri var tabii. Bunların bir tanesi mesela tütsünün içinde kullanılacak malzemelerin toz haline getirip ipek bir elekten geçirilmesi. İpek bir elekten geçirilmesi ne demek oluyor? Aslında bütün o elekten geçen parçaların eşit büyüklükte partiküller olarak karşımıza çıkmasına sebep oluyor. Bunun yanına bir de işte kontrollü yanmayı ve yanma ayarını yerine getirebilecek olan güherçile, yani potasyum nitratı da eklediğinizde onu sabitleştirerek, sertleştirerek bir tütsü haline getirebiliyorsunuz. Ortaya çıkan tütsü de her tütsü parçasında her şey birbirinin aynıysa, dış etkileri hariç tuttuğunuzda aslında aynı sürede yanan bir tütsü parçasına erişmiş oluyorsunuz. O zaman bütün tütsü parçaları aynı sürede yanıyorsa tütsülerin yanmasıyla beraber zamanı işaretleme mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bunu dediğimiz anda da karşımıza tütsü saati çıkıyor tabiatıyla. Tam boy tütsülerin belirli zaman diliminde yanıp tükenmeleriyle beraber geçmiş olan zamanı anlayabiliyoruz. Veya tam boy tütsü değil, tütsüyü fragmanlar halinde de yakabiliyoruz. Şöyle bir düzenek özellikle Japonya'da ortaya çıkıyor. Altta bir tepsi var. Onun üzerine yüksek bir yere yatay olarak tütsü çubuğu yerleştiriliyor. O tütsü çubuğunun üstüne de ipliklerle küçük toplar bağlanıyor. Yani iplik atılıyor, iki ucuna da top bağlanıyor. Biraz ileride eşit mesafede bir iplik daha atılıyor, bir iplik daha atılıyor. Bütün ipliklerin ucunda topçuklar var. Bir uçtan tütsü yakıldığında ipliğe geldiğinde ipliği yakıyor ve toplar hafif bir ses çıkartaraktan tepsiye düşüp geçen zamanı haber veriyorlar. Dolayısıyla böyle küçük zaman dilimlerinde bütün tütsüyü yakmaya gerek duymadan işaretlemek mümkün oluyor. Güneş saati veya su saati gibi zaman belirleme aygıtlarına erişimi olmayan madenciler, işte gemilerde çalışan ve vardiya değişimi sırasında saatten haberdar olmak isteyen insanlar, gece meditasyon yapan rahipler vesaire hep bunu kullanıyorlar. Tabii sadece onlar değil, geyşalar da bunu kullanıyorlar müşteriyle geçirmiş oldukları zamanın hesabını yapabilmek için. Geisha veya Batı Japonya'da söylendiği gibi geiko aslında bireysel eğlendirici diyebileceğimiz bir meslek. Gei sanat, sha da kişi icracı, yani sanatçı, sanat icra eden kişi anlamına gelen bir kelime. Bu insanlar çok uzun süre eğitim görüyorlar. Şiir, dans, müzik, geleneksel sanatların hepsinden haberdarlar ve bunları icra edebiliyorlar. Aynı zamanda çok hoş sohbet insanlar. Yaptıkları iş de zaten bu. Bilinenin aksine aslında geyşalar fuhuş yapmıyorlar. Kökleri oradan gelmesine rağmen, Oyran kültürünün içinden geliyor olmalarına rağmen ileride ayrışmış durumdalar. Fuhuş yapanlardan, yani fahişelerden, geisha ile vakit geçirirken aslında ona dokunmanız bile yasak. Çok özel giysileri var ve özel makyajları var. Yüzleri çok açık renk boyanıyor. Porselen makyaj diyebileceğimiz bir beyazlıkta bir yüz boyamaları var. Bu da en yetersiz ışıklarda bile yüz ifadelerinin gözlenebilmesine olanak veriyor. Kimonoları aynı zamanda fahişeler de giydikleri için Batılılar olayı gözlediklerinde her kimono giyeni fahişeymiş gibi düşündüklerinden geyşalara da böyle bir yakıştırmada bulunuyorlar. Fakat işin ilginci, geyşa kültürünün ilk ortaya çıkışında, ilk 20-25 senesinde zaten kadın geyşe yok gibi, geyşalar erkek, kadınlar daha sonra giriyorlar bu meslek alanına. Bu bahsettiğim geyşalık farklı bir sanatsal faaliyettir söyleminin istisnası yok mu? Elbette mesleğin tanımının dışında hareket edip fuhuş yapan, hatta çok
çok meşhur da bir kitap vardır. Bir Geisha'nın Anıları diye zannediyorum filme de çekilmişti. Görmedim. Orada mesela bekaretin satışı vesaire gibi belli bir yaşa gelindiğinde gene geyşaların gerçekleştirdiği kural dışı bir takım eylemler elbette istisna olaraktan işin içinde yer alıyorlar. İşte geyşalar nasıl kullanıyorlar tütsü saati? Günün başında belli bir adette tütsü onlara teslim ediliyor. Akşam da gidip patrona ellerindeki yanmamış olanları veriyorlar. Arada eksilmiş olanlar da müşteriyle geçirmiş oldukları zamana işaret ediyor ve onun parasal karşılığını bir şekilde alıyorlar. Tütsü saati bir de bu şekilde işe yarıyor diyebiliriz. Tütsüye Galenos'tan girmiştik. Galenos nasıl tütsü dumanıyla tedavi ediyordu bu isteri halini? Efendim ona göre tütsünün dumanı rahmi şişiriyor. Şişen rahimde o sabit olmayan konumunu terk edip yerine oturuyor. Yerine oturmasıyla beraber hem isteri hali söyleniyor hem de o doğurgan olamama hali bir şekilde önüne geçilmiş oluyor. Artık çocuk sahibi olabiliyor bu uygulamanın yapılmış olduğu insan. En azından öyle olması ümit ediliyor. Histeri kadınlara özgü çünkü erkekler biliyorsunuz akıl ve mantığın temsilcisidir. Dolayısıyla histeri gibi bir şey zaten sabit olmayan bir rahimden erkekte söz edemeyeceğimize göre onlara hiçbir zaman yakıştırılmıyor. Histeri kelimesinin kökenine de gittiğimiz zaman zaten uterus kelimesinden kök aldığını görüyoruz ki uterus da rahim demek. Efendim, vaktiniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir başka ufkun iki katında görüşmek üzere diyorum.